Hocam ben danışanın ne dediğinden çok ne hissettiğine odaklanmayı seviyorum. Yani o bazen konuşuyor ama onun duygusu farklı olabiliyor. Onun duygusundan mı gitmek lazım yoksa söylediklerinden mi yüzleştirmeye gitmek lazım? Şimdi şöyle kullanmanı öneririm diye başlayacağız biz de eğitime. Sen kendi tarzını ona göre geliştireceksin. Diyorum ki ben, danışan başka bir şey söylerken, başka bir şey hissediyorsa bunu onun bozukluğu yani tanısına göre doğru müdahale etmelisin. Örneğin bir borderline. Şöyle söylüyorsun ama şöyle hissettiğini hissettim diyebilmelisin. Hayır öyle hissetmedim derse hocam. Hissetmediyse o zaman ne hissettiğini sorarsın kendisine söylediğiyle beraber.